nerede? Hayati önemlidir. Hatırlayacaksınız, 2017 referandumuna gidilirken 2016'da dokunulmazlıklar kaldırılmış, aralarında eş genel başkanlarımızın da olduğu çok sayıda milletvekili arkadaşımız gözaltına almış ve tutuklanmıştı. Ardından devam eden operasyonlarla yüzlerce, binlerce arkadaşımız siyasi rehine olarak alınmıştı ve referanduma o şartlarda gidilmişti. Bu rejim kendine anayasal kılıf uydurmak için yaptı o referandumu ve referandumda kendisini en büyük tehdit olarak gördüğü HDP'yi devre dışı bırakmayı amaçlamıştı. Kobani davası da evet kumpas davasıdır, evet bir siyasi tasfiye planıdır ama aynı zamanda bu faşizan rejimin devamı için bir planın önemli bir unsurudur. Bu rejim kendisine karşı en etkili mücadeleyi sürdüren, hiçbir alanda boyun eğmeyen HDP'ye ancak bu yollarla engel olabileceğini düşünmekte, HDP'ye engel olmadan da kendi yoluna devam edemeyeceğini hesaplamaktadır. Bunda haksız değil. Evet, bu rejimi ve bu iktidarı durduracak ve yeni bir dönemi başlatacak ana aktör bizleriz. Bizlerin kurdukları ittifaklardır. Bu ittifakların büyüyerek oluşturacağı büyük demokrasi bloğudur. Bu nedenle Kobani davasına sadece yargısal açıdan bakmak, hukuksal açıdan değerlendirme yapmak yetersizdir. Önümüzdeki seçimlere giderken Kobani davası HDP'yi ittifaklarıyla birlikte etkisiz hale getirmeyi planlayanların bir tezgahıdır. Ama bu tezgah arkadaşlarımız tarafından mahkeme salonlarında, bizler tarafından hayatın her alanında kararlı mücadeleyle boşa çıkarılmaktadır. Kobani davası dünya tarihinde eşine gerçekten az rastlanacak pervasız bir keyfilikle yürütülmektedir. Bu iktidar hayatın her alanında sürdürdüğü adaletsizlik seferberliğini Kobani davasında zirveye taşımıştır. Başından beri yargılama hukukunun en temel ilkeleri açık bir şekilde ihlal ediliyor. Savunma hakkı yok ediliyor. Öte yandan bu davanın başlangıcında heyet başkanı olan Bahtiyar Çolak bir çete üyesi olmaktan yargılanıyor. Onun döneminde pek çok işlem, yargılama işlemi yapıldı. Daha da önemlisi bu iddianameyi kabul eden heyetin başında Bahtiyar Çolak var. Kendisi hakkında hazırlanan iddianameye baktığımızda da yine belli siyasi çevrelerle bağlantısı açıkça ortaya konmaktadır. Bütün bunlar söylediklerimizi pekiştiriyor değerli arkadaşlar. Evet, Kobani kumpas davası, Kobani siyasi tasfiye davası ama Kobani aynı zamanda bu rejimin kendini sürdürmek için yaptığı planlarda kullanmak istediği önemli bir alan. Ama dediğim gibi bizler bunlara boyun eğmiyoruz. Arkadaşlarımız onurlu dik duruşlarını duruşma salonunda her gün herkesin önünde devam ettiriyorlar. Bizler de ittifaklarımızla, birikimimizle, geçmişten gelen tecrübemizle mücadelemizi büyütüyoruz. Bu büyüyen mücadele iktidarı panikletiyor, rejimi telaşlandırıyor. Ama bunların hepsi nafiledir. Korkunun ecelede faydası yoktur. Paniğin alacakları tedbirlerin etkili olmasını sağlamak bir yana daha da bocalamalarına yol açacağı ortadadır. Bizler bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Evet, her alanda direnişimizi de, mücadelemizi de en geniş kesimlerle birlikte yürütüyoruz, yürüteceğiz. Ama bununla da kalmayacağız. Sadece bu iktidara karşı mücadele ile yetinmiyoruz. Türkiye'ye
geleceğin demokratik, adil ülkesini, toplumunu kazandırmak için de gerçek alternatifi oluşturuyoruz. Adaletsizliğe karşı mücadele aynı zamanda geleceğin adil ve demokratik toplumunu kurma mücadelesidir. Gerçek alternatif biziz. Bu gücümüzü halklarımızdan alıyoruz. Demokratik siyasetteki ısrarımızdan ve kararlılığımızdan alıyoruz. Evet, Türkiye'yi değiştireceğiz. Yeni bir başlangıcı demokratik, barışçıl, adil bir temelde kuracağız. Bu ülkeye eşitliği ve özgürlüğü, demokrasiyi ve adaleti ve barışı getireceğiz. Bunun da yolu mücadeleden geçiyor, mücadeleyi büyütmekten geçiyor, demokratik siyasette ısrar etmekten geçiyor. Mahkeme salonlarında da, hayatın her alanında da bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Yürüdükçe büyüyeceğiz, büyüdükçe bu ülkeyi değiştireceğiz. Teşekkür ediyorum.